Başbakan Erdoğan Çin'e gidiyor. Gitmeden önce Konya'da havaalanında bir basın toplantısı düzenliyor. Şu sıralarda izliyoruz. Devam ediyorlar. Ancak Filyos çayının tabii debisi çok yüksek. Görüş de maalesef yok. Tüm bu menfi koşullara rağmen arama çalışmalarını oradaki görevli arkadaşlarımız sürdürüyor. Kayıplara temenni ederiz ki en kısa zamanda inşallah ulaşalım. Tabii bu arada çöken köprünün kaldırma çalışmaları devam ediyor. Acaba onun altında kalan var mı diye bu çalışmalar da devam ediyor. Ben kayıplarımızın tüm aile yakınlarına sabır, metanet diliyorum. İnşallah en yakın zamanda bizleri güldürecek haberleri, sevindirecek haberleri alırız. Değerli arkadaşlarım, bilindiği üzere Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Wen Jiabao 2010 Ekim ayında ülkemizi ziyaret etmişti. Bizler de Sayın Wen Jiabao'nun davetine icabetle 7-11 Nisan tarihlerinde Çin Halk Cumhuriyeti'ne resmi bir ziyaret gerçekleştirmek üzere şu anda yola çıkıyoruz. Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi'den başlayacak olan ziyaretimiz, başkent Pekin ve Şanghay'la devam edecek, son bulacak. Ülkemizden Çin Halk Cumhuriyeti'ne başbakan düzeyindeki son ziyaret 27 yıl önce gerçekleştirilmişti. Bu açıdan gerçekleştireceğimiz bu ziyaret ikili ilişkilerimiz için ayrı bir önem taşıyor. Hepinizin bildiği üzere Çin Halk Cumhuriyeti siyasi ve ekonomik gücüyle uluslararası plandaki konumunu pekiştiriyor. Biz de bu ülkeyle 2010 yılında stratejik işbirliği düzeyine yükselttiğimiz ilişkilerimizi her alanda daha da geliştirmeyi arzu ediyoruz. Bu amaçla çeşitli konulardan sorumlu bakanlarımız, milletvekilleri, bürokratlar ve iş adamları da şu anda heyetimize dahil edilmiş durumda. Yardımcılarımdan Sayın Bekir Bozda, Dışişleri Bakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu, Ekonomi Bakanımız Sayın Zafer Çağlayan, Kültür ve Turizm Bakanımız Ertuğrul Günay, Ulaştırma Bakanımız Binali Yıldırım ve Enerji Bakanımız Taner Yıldız bu seyahatimde bana refakat edecekler. Ziyaretimin Pekin bölümünde Çinli mevkidaşımla görüşmeler yapacağız. Bu görüşmelerde ikili ilişkilerimizi etraflıca ele almak suretiyle güncel, bölgesel ve uluslararası konular hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunacağız. Ziyaret sırasında ayrıca Devlet Başkanı Hu Jintao, Şubat ayında ülkemizi ziyaret eden Devlet Başkan Yardımcısı Xi Jinping, Ulusal Halk Kongresi Başkanı Wu Bankuo ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi Valisi Nur Bekri ile de görüşeceğim. Pekin'deki temaslarımız sırasında ikili ilişkilerimizin güçlendirilmesine yönelik bazı anlaşmalar da imzalanacaktır. Yine hem Çin'in hem de dünyanın önde gelen ekonomik ve finans merkezlerinden biri olan Şanghay'da iş adamları ve akademik çevrelerle bir araya geleceğiz. Başta da belirttiğim gibi bu ziyaretime Urumçi'den başlayacağım. Böylece Sincan Uygur Özerk Bölgesi tarihte ilk kez bir Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı tarafından ziyaret edilmiş olacaktır. Dolayısıyla bu ziyaret aynı zamanda tarihi bir nitelik de arz ediyor. Ben bu anlamlı ziyaretimizin Çin Halk Cumhuriyeti ile ikili ilişkilerimize daha fazla ivme ve içerik kazandıracağına inanıyor. Katılımınız için sizlere de teşekkür ediyorum. Sorusu olan arkadaşlarımız varsa ben sorularınızı alayım. Evet.
Efendim, A Haber'den Lamia Ayhan. Aslında bu ziyaret ekonomi ağırlıklı bir ziyaret ama şimdi Suriye'den ülkemize gelen sığınmacıların sayısı da her geçen gün artıyor. Çin özellikle Birleşmiş Milletler kararını veto eden Suriye konusundaki iki ülkeden birisi. Siz bu ziyaretinizde yine Suriye konusu gündeme gelecek mi? Oradaki insanlık dramını yine anlatacak mısınız? Bunu, bu konudaki değerlendirmenizi alabilirsem. Tabii Suriye konusunun bu ziyaretimizde gündeme gelmemesi diye bir şeyi düşünemeyiz. Özellikle dış politika konusunda Suriye bu ziyaretimizin öncelikli konularından bir tanesi. Dışişleri Bakanımızın da bu ziyarette yanımızda olması zaten bu nedenledir. Orada tabii ki bunu görüşeceğiz. Ve bildiğiniz gibi şu anda ülkemize gelen Suriyeli kardeşlerimizin sayısı 24 bini bulmuş durumda. Ve bu artık artarak devam ediyor. Biz tabii bir taraftan tedbirlerimizi alıyoruz. Kapılarımızı kapamak diye bir düşüncemiz de yok. Fakat Birleşmiş Milletler'in elini daha sıkı tutması lazım. Özellikle Kofi Annan'ın elini çok ama çok sıkı tutması lazım. Ve 10 Nisan tarihi diye bir tarihi açıkladı. Bu süreci yakın takibi alması gerekir diye düşünüyorum, inanıyorum. Biz de tabii ki 10 Nisan'a kadar bu süreci sabırla, metanetle takip edeceğiz. 10 Nisan'dan sonra da tabii atacağımız adımları da uygulamaya koyacağız. Çince konuşma mı? Konuşma ama Türkçe daha iyi bence. Bu defa Çin'le nasıl bir ziyaret umuyorsunuz ve bu defa ziyaret Türkiye ve Çinli ilişkileri nasıl bir etkileyecek? Sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum. Son dönemlerde bildiğiniz gibi Çin'le aramızdaki ziyaretler Cumhurbaşkanımız dahil olmak üzere üst düzeyde çok önemli bir aktivite kazanmış vaziyette. Bakanlıklar arası ilişkiler çok iyi bir konumda ve G20'de birlikte olmamız hasebiyle burada yaptığımız görüşmeler, çalışmalar var ve biz de bu ziyarette çok geniş katılımlı bir iş adamları grubuyla Çin'e gidiyoruz ve orada Çinli iş adamlarıyla arkadaşlarımızın sektörel bazda ikili görüşmeleri olacak ve Türkiye'deki Çin yatırımları olsun, Çin'deki Türk yatırımları olsun, müşterek üçüncü ülkelerde yatırımlar yapabilir miyiz? Bunların üzerinde duracağız ve tabii Çin'le özellikle gerek askeri, gerek siyasi, gerek ekonomik, ticari alanlarda bundan sonraki süreçte neler yapabiliriz? Bunları inşallah değerlendirme fırsatımız olacak. Aysun Torun, Habertürk Televizyonu. İç politika ilişkin bir sorum olacak efendim, müsaadenizle. 12 Eylül davası başladı ve ilk karar olarak da tutuklama talepleri reddedildi. Öncelikle nasıl yorumlarsınız? Aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanı Demirel ve Baykal da davaya müdahil olmayacaklar. Bununla ilgili değerlendirmenizi de alabilir miyiz? Teşekkür ederim. Şimdi tabii yargı süreci artık başladı. Biz AK Parti olarak önce bu sürece müdahil olmayacağımızı açıkladık. Bunu net olarak ortaya koyayım. Ama hükümet olarak müdahil olacağımızı açıkladık ve bizim bu müdahil olma talebimiz de kabul gördü. Bu işin bir boyutu. Diğeri ise yargı sürecine müteallik olduğu için bu sürece yönelik benim herhangi bir fikir beyan etmem doğru olmaz. Kendi takdirleridir. Bir şey diyelim.
Ahmet Dönmez, Zaman Gazetesi'nden. Efendim, Genelkurmay Başkanlığı'nın Uludere ile ilgili raporu Meclis Uludere Alt Komisyonu'na ulaştı. Komisyon Başkanı'nın bir açıklaması var. Gelen bilgi notunun kendilerini tatbik etmediğini söyledi. Sizin de daha önce bir açıklamanız vardı. Uludere Ankara'nın Karanlık Dehlizlerinde kaybolmayacak demiştiniz. Bu son gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Biz ne dediysek odur. Arkasında dururuz, takip ederiz. Zaten bunun neticeleri bize de gelecek. Tabii burada süreci bulandıranlar var. O süreci bulandıranlara da prim vermezseniz, prim vermezsek iyi olur. Çünkü İnsan Hakları Komisyonu'nun başkanı konuşmadan maalesef orada gerek ana muhalefet partisinin temsilcisi, gerekse BDP'nin temsilcilerinin konuşmaları tabii bir defa komisyon çalışmalarına, komisyon çalışmaları mevzuatına ters şeylerdir. Ve bunlar şık da değil. Ve gelen rapor nedir, ne değildir? Benim bile şu anda daha henüz bundan bilgim yok. Ve bunlar, evet, ve bunlar henüz kesinleşmiş, net, nihai raporlar değil. Ve burada bir şeyler çıkarma gayreti içerisinde olanların çalışmalarıdır. Bunlara pek iltifat etmezseniz isabetli olur. Efendim, Doğu Türkistan'a Urumçi'ye tarihi bir ziyaret yapacaksınız. 2009 yılında orada vahşete varan olaylar yaşanmıştı. Siz de bu konuda rahatsızlığınızı dile getirmişsiniz. Muhataplarınıza bu konuyla ilgili görüşlerinizi, beklentilerinizi iletecek misiniz? Bir de efendim, bugün Brunei Sultanı ile bir görüşmeniz oldu. 22 milyar dolarlık bir varlığa hükmediyor. Türkiye'ye son dönemde ilgisinin arttığını biliyoruz sultanın. Görüşmenizde bu konuları da görüştünüz mü? Teşekkür ederim. Şimdi şunu tabii çok açık net ortaya koymak lazım. Yani geçmişte oradaki meydana gelen sıkıntıyı bizim, biraz ifade belki çirkin olacak ama, kaşıma gayreti içerisine girmemiz doğru değil. Bizim yapmamız gereken orada, yani bir entegrasyon içerisinde çalışmaların zulme uğramadan oradaki soydaşlarımızın, kardeşlerimizin yaşamasını temine yönelik adımlardır. Bunu başarırsak bu çok daha isabetli olur. Asla zulüm görmelerini istemeyiz. Ortada tabii çok ciddi bir nüfus potansiyeli var. Yani Urumçi'deki soydaşlarımızın, Uygur Türklerinin o bölgedeki nüfusu belli. Öbür tarafta tabii hanların olsun, bütün Çin'in olsun, şöyle nüfusuna baktığınız zaman o rakam belli. Yani milyarın üzerinde bir rakam söz konusu. Ama onların orada huzur içinde yaşamalarını temine yönelik biz ne yapabiliriz Türkiye olarak? Bunun üzerinde durmak lazım. Ve tabii birçok Çin dışına kaçanlar veya orada farklı muameleye tabi tutulanlar, bunlar üzerindeki değerlendirmeler isabetli olur. Ve entegrasyon içerisinde asimile edilmeden o insanların, soydaşlarımızın orada yaşamalarının temini sağlanabilirse işte en isabetli yol budur diye düşünüyorum. Brunei Sultanı ile olan görüşmemize gelince, tabii aramızdaki şu anda mevcut ticari ilişkilerin boyutu çok çok düşük. Yani 8 milyon dolarlık bir ticari ilişki söz konusu. Fakat Türkiye'deki şu anda mevcut yatırımlarının Brunei Sultanı'nın her geçen gün artmaya başlaması o isabetli bir gelişme ve bu konuda da kararlı olduğunu doğrusu gördüm. Kendisiyle aynı zamanda gerek Suriye'deki gelişmeler olsun, gerek dünyadaki uluslararası gelişmeler olsun, bunları görüşme fırsatımız oldu. Ve Türkiye'ye olan muhabbetini, sevgisini kendisinden tabii ayrıca dinledik. Daha sonra ailece geleceğini, ama bu gelişte de İstanbul'a işte 2 gün ayırmak suretiyle İstanbul'u daha yakından tanımak, gezmek, bunu arzu ettiğini falan söylediler. Ve tabii biz de kendilerine aramızdaki bu ticari ilişkileri daha da artırmanın önemi üzerinde
durduk. Temenni ederim ki oralara bizim de yapacağımız ziyaretlerle, iş adamlarımızın yapacağı ziyaretlerle bunu süratle geliştiririz. Peki, çok teşekkür ediyorum arkadaşlar.